şu anda Sezgin Tanrıkulu evet Skype bağlantısıyla katılıyor yayınımıza. Merhaba Sayın Tanrıkulu. Neler söylemek lazım? Önce Esenyurt. Günaydınlar tabii şimdi ki. Şimdi Mardin yeni bir kayyum dalgası var. Buyurun. Yani maalesef bir şey söylemek mümkün değil tabii ki. Yani her sabah mutlaka bir kötülüğe uyanmak zorunda değiliz. Ve yine bir kötülüğe uyandık. Bu sonuçta bizi şu anda yöneten, Türkiye'yi yöneten siyasal iktidarın ne kadar çok kötü olduğunu, gerçekten demokrasiden ne kadar çok uzaklaştığını, yani barış, toplumsal uzlaşmadan anladığının çatışma, kavga ve sonuçta yurttaşlarımızın aidiyet duygularıyla, eşitlik duygularıyla oynamak olduğunu bir kez daha görüyoruz. 3 gün önce bunu Esenyurt'ta yaptılar ve Sayın Tanrıkulu nasıl okumak lazım? Aslında ilk olarak onu da sormak istiyordum. Biraz daha farklı olarak. Yani burada ilk olarak Esenyurt'ta yapılan müdahalenin bir yandan da siyasette işte Ekrem İmamoğlu'nda hedef alan bir müdahale olarak yorumlanmıştı. Yani İstanbul'da Adalet ve Kalkınma tabii ki kendi Partisi uzlaşısıyla seçilmiş bir başkan olsa da biraz daha farklı bir yorum vardı. Şu anda yeni bir çerçeveye taşındı diyebilir miyiz bu durum? Adalet ve Kalkınma Partisi sonuçta Türkiye'yi şu anda yönetemiyor. Mardin ve Batman veya işte belediyeden atanan kayyum, işte Esenyurt'a atanan kayyum bunun göstergesi. Uzlaşarak, kutuplaşmadan uzaklaşarak toplumsal barışı inşa edip gerçekten yurttaşlarımızın nefes alabileceği, işte ekonominin biraz daha rahatlayabileceği bir düzen istemiyor. Çok açık göstergesi işte bu sabah yapılan şeyler, yani kayyum atamaları. Bunu Esenyurt'ta göstermişti. Ana Muhalefet Partisi'ni ve CHP'yi doğrudan doğruya muhatap alarak, kayyum atamasıyla muhatap alarak bunu yapmıştı. Bugün biraz daha öteye geçti. Sonuçta Kürt meselesinde yani son işte kuşak olan Ahmet Türk'ün yönettiği, seçilmiş bir belediye başkanının yönettiği Ahmet Türk gibi yani Kürt meselesinin simge isimlerinden birisinin yönettiği Mardin'e kayyum atayarak biz sizinle oturarak, konuşarak, uzlaşarak, işte kutuplaşmadan uzaklaşarak bu meseleyi çözmeyeceğiz. Aksine bildiğimiz yöntemle daha ileri götüreceğiz. Ama bu sabah itibariyle benim kimliğinden kuşku duymadığım iki isme buradan sabah saatlerinde önerim var. Birisi Mehmet Şimşek'tir. Batmanlı Gelcüşlü. Diğeri Cevdet Yılmaz Bingöllü. Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Her ikisine de Sezgin Tanrıkulu olarak siyasi partimden de bağımsız olarak şunu ifade ediyorum kendilerine. Eğer gerçekten kimliğinizle ve onurunuzla bir şeyler yapmak istiyorsanız bulunduğunuz görevlerden istifa edin. Batman Millet ve Batman Belediyesi'ne kayyum atandığında eğer Mehmet Şimşek halen bu ekonominin düzeleceğini, bu ekonomiyle bir şey yapacağını sanıyorsa büyük yanılgı içerisindedir. Büyük yanılgı içerisindedir. Bu atamalar ve Esenyurt atamasıyla birlikte bunları değerlendiriyorum. Bu atamalar bizim kimliğimize yönelik atamalardır. Eğer bu kimliğe bir aidiyet duyuyorsa Sayın Mehmet Şimşek, ben ekonomiyle ilgili bu kadar çok çalışıyorum. Elinde çanta bütün dünyayı dolaşıyorum. Türkiye'de demokrasi hükümeti var. Buna doğru ilerliyoruz diyorum. Ama şimdi de kayyum atadınız, kusura bakmayın deyip yolunu ayırması lazım. Sayın Tanrıkulu şimdi aynı zamanda bunun bakın bu meselenin, bu kayyum atamasının ekonomiye de büyük bedelleri var. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomiyi düzelteceğini konusunda bir sanısı olsaydı, bir kanısı olsaydı bunları yapmazdı.
Tam da bu nedenle yani işte kutuplaştırmak, sokağı başka bir noktaya taşımak. Sayın Tanrı meselesinde... Diyarbakır için de bir müdahale bekliyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın, Batman ve Mardin'e yapan siyasal irade ve siyaset her yere yapar. Bu karar bir yol ayrımıydı. Bakın Esenyurt'tan başladı, bir yol ayrımıydı. Türkiye'yi demokrasiyle mi, Kürt meselesini uzlaşarak mı yöneteceğim, yoksa çatışarak mı, kavga ederek mi, yeniden sokağa karıştırarak mı idare edeceğim? Bunun kararıydı ve sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi 7 ay sonra, yerel seçimden 7 ay sonra bu kararını verdi.